Kabaca Tarım'dan herkese merhabalar. Ben Yakup Kabaca. Bu videoda sizlere Husqvarna 365 spesiyel modelinin kutu açılımını yapacağız. Kısaca özelliklerinden bahsedeceğiz. Cihazın kutusunu açmaya başlıyorum. Olarak sağlam matlamışlar. Yapıştırdık. Sağlık olsun. Şöyle açabildik ambalajı. Cihaz burada yatıyor, görüyorsunuz. İçerisinden kullanım kitapçığı çıkıyor. Bunu okumayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim Türk milletinin huyudur. Alır cihazı hemen direkt kullanmaya başlar. Bunları okuyun arkadaşlar. 3836 diş Husqvarna C85 zincir çıkıyor içerisinden. Paket içerisinde görüyorsunuz. Buji anahtarı ve tork anahtarı mevcut. Bunu açmayacağım. Cihaz yeni olduğu için kutusunun içinde tutacağım. Şöyle koyduk kenara ve yavruyu çıkardık piyasaya. Bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Bu zaten efsane model. Eskimiyor. Epeydir de zaten piyasada mevcut biliyorsunuz. Biz de sadece videosunu yapalım, çekelim istedik. Cihazın özelliklerinden bahsetmek gerekirse, özellikleri derken hava filtresi bu şekilde. Bunu bilen arkadaşlar biliyor zaten de, bilmeyenler için çekiyoruz bu videoyu zaten. Temizlenebilir laylon bir filtreye sahip. Bu filtreyi bu şekilde buradan açabiliyorsunuz. Böyle. Bujimiz burada. Elinizle bile açabiliyorsunuz. Gayet güzel. Motor freni, zincir freni daha doğrusu. Start stop düğmesi, jiklemiz. İşte atıyorum, spesiyal model olduğunu gösteriyor. Buradaki spesiyal ayrımını anlatayım size. Bir de 365 X-Torque modeli var. Pek şu an artık piyasada görünmüyor. X-Torque modelinde %20 yakıt tasarrufu ve egzoz emisyonundan çevreye verdiği zarar biraz daha düşük. Ama işte bundaki farkı nedir? Silindir piston. Aynı gövdeye sahip. Silindir piston ve crank farkı var. Tabii ki bununla beraber karbüratörü de farklı. Hatta hazır açalım karbüratörden bahsediyorken şöyle karbüratörü de gösterelim. Valbro karbüratöre sahip. Telli bir modele sahip. Seri numarası plakası burada. İsveç üretimi bir cihaz. Husqvarna profesyonel ürünlerini İsveç'teki fabrikasında üretiyor. Bunların taktikleri de var. Taktiklerinden sakının. Şöyle başka detaya girebileceğimiz bir yer. Üzerinde kutu içerisinden çıkmayan, kutuya sığmadığı için kılavuzumuz burada. Onu da açalım. Elmaslı bir kılavuza sahip. Bunu makaralıya da çeviren müşterilerimiz mevcut. Böyle koydum. Husqvarna X-Torque diye bir kılavuz. Zincir kapağını açtığımızda, pala kapağını, şöyle bir plastikle karşılaşıyorsunuz. Bu plastik çöp arkadaşlar. Bu kılavuzun kalınlığında olan bir parça ve kapak kapalıyken cihaz düzgün görünsün diye yapılmış bir plastik. Bunu atıyorsunuz arkadaşlar. Biz bunu gerçi kutunun içerisine atıyoruz müşteri görsün diye. Balata sistem böyle. Buradan yağlama bakımı, riminizi falan çok basit değiştirebiliyorsunuz. Söküyorum ama takacak karga bunun yok şu an. Bir saniye. Bu işi de yapayım, göstereyim. Maalesef karga bunu almışım buradan. Şöyle burayı yerine taktım. Bir dahaki videoda size çekerim. Gaza geldim. Zincir paketini açalım.
Şöyle koydum. Bir saniye. Zincirin görseli bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz. Elmaslı kılavuzları ilk aldığınız zaman ya da yeni bir makine aldığınız zaman bu motor üzerindeki gibi elmaslı kılavuza sahipse şu uç kısmını hatta komplesini güzelce bolca yağlayın. Şuradaki elmas ilk çalışmada fazla ısındığı zaman bu daha sonrasında çabuk yıpranmasına sebep oluyor diye düşünüyorum. Çünkü bu bizim başımıza geldi. Hiç yağlama yapmayıp sürekli ısınıyor. Sıkıntısıyla gelen müşteriler çok oldu. Zincir freni burada olduğu için sadece zincir germesine dikkat ediyorsunuz. Kapak bu şekilde zaten. Şu pim buraya geçiyor. Cihaz 4.56 beygir gücüne sahip. 6 kiloda 400 gram ağırlığı var. Egzozu da bu şekilde zaten görünüyor. Yani bilinen bir model. Hani ben sadece bir kutu açılımı videosu çekmek istedim. Tek rayımız buydu. Belki cihazdan hani bilgisi olmayan arkadaşlar vardır. Merak eden arkadaşlar vardır. Bu amaçla çektim bu videoyu. Yoksa senelerdir Türkiye'de satılan bir model. Artık herkes aşina oldu bu motora. Burada dekompresyon tapamız var. Bunu bastığınız zaman ip daha kolay geçiyor. Daha kolay çekiyorsunuz. Şu an sert gelecek. Cihazımız bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu video söylediğim gibi hani bu cihazdan pek bilgisi olmayan arkadaşlar için bizim tarafımızdan bu videoyu izlemek isteyenler için çektim. Sebebi buydu. Umarım faydalı olmuştur. Atladığım bir şey varsa affola. İyi günler diliyorum.